devletin, yani tırnak içinde o derin devlet ya da işte devletin güvenliğini düşünen devlet yapılanmasının CHP'nin başında bir Alevi olmasından zerrece rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine İstediklerini mi düşünüyorsun? gayet de memnunlar bu durumdan kaynaklı olarak. Çünkü şu gerçeği biliyorum Ama ben. sanki bunun miadı doldu gibi. Şöyle Yani bir, bu bakın teorinin oraya miadı doldu geleceğim. gibi. Yok, o teori doğru bir teori. Şöyle bir doğru bir teori. Şimdi devlet şunu çok iyi biliyor. Yani Aleviler CHP'den koparsa gidecekleri yer daha merkez sağ bir yer değil. Daha sol bir yer. Hani bu HDP olur, bu işte ÖDP olur, bu TKP olur. Anladın mı? Daha sol sosyalist bir cephe olur. Yani Alevilerin gideceği yerler daha sol sosyalist bir cepheye giderler. Buna en çok talipli olan işte bunlar, onların içerisinde işte %10 barajını geçip parlamentoya girebilen HDP vardır bu anlamda, bu açıdan. O yüzden devlet hiçbir zaman Alevilerin böyle CHP gibi uysal bir yapı içerisinden koparak daha radikal bir noktada siyaset yapmasını istemezler. Kılıçdaroğlu'na yönelik rahatsızlık nereden geliyordur? Şuradan geliyordur. Devletin istediği tonda HDP'ye saldırmıyordur şu anda. Ve HDP ile 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sonuçtur. Bu sonuca rağmen önemli İyi Parti'nin gösterdiği refleksi göstermiyor olmayışıdır CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun. Budur. Yani HDP kanadında, şimdi benim bu konuşmamı ortalama bir HDP'li Kürt seçmen dinlese o da bana kızar. Der ki ya sen nasıl böyle diyorsun yani, Kılıçdaroğlu bizim için şunu yaptı, bu evet oyu verdi, işte savaş evet etti falan. Devlet için bu yeterli değil yani. Küfür edecek, hakaret edecek, onun dilinin bir ötesinde laf söyleyecek. Örneğin Meral Akşener'in dediği gibi örneğin ya, diyecek yani. Ben Cumhur İttifakı'nı destekliyorum Iğdır'da diyecek örneğin. HDP almasın yeter ki diyecek örneğin. Şimdi CHP bunu demiyor, Kılıçdaroğlu bunu demiyor. Ve bunu demeyerek bir sonuç çıktı ortaya. 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul sonuçları çıktı ortaya. Bu anlamıyla devletin güvenlik sorunu orada başlıyor bunlar için. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu anlamda onlar açısından belki değiştirilmesi gereken bir lider durumundadır o anlamıyla. Alevi olduğu için değil, Aleviliğinden son derece memnunlar. Çünkü oraya Alevileri İyileri. kopardıkları, bak ben sana şunu söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nu bugüne kadar harcayamamalarının tek nedeni Alevi olmasıdır. Çünkü Alevilerin oradan kopmasını istemiyorlar. Topyekün Aleviler CHP'den koparsa, ki Baykal döneminde kopuş noktasına gelindiydi yani. O yüzden Kılıçdaroğlu paldır küldür hazırlandı, getirildi, kondu oraya. Eğer Kılıçdaroğlu oradan alınırsa Aleviler büyük oranda CHP'den koparlar.